Arkadaşlar bu örümceğin adı kurt örümceği. Görmüş olduğunuz gibi bayağı iri bir örümcek. Şu görmüş olduğunuz bal kavanozunu hemen hemen tabanını aşağı yukarı bakın yarısını dolduruyor çok rahatlıkla. Şimdi bu örümceğin özelliği gündüz ve gece avlanabiliyor. Avlarını aynı bir kurt sürüsü gibi koşarak takip ediyorlarmış. Ve sürü halinde de avlanabiliyorlarmış. İlginç. Göz yapıları çok ilginç oluyor bunların. Ve çok hızlı koşabiliyorlar. Bakın bacaklarını görebiliyorsunuz. 3 sağda, 3 solda ve 2 tane ön yakalama bacağı var. Ve artı şöyle gösterebilirim belki. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar. Göz yapısı da bu böceğin çok ilginç. İşte görüyorsunuz, bakın ağız yapısını, göz yapısını falan. Gözleri bunların çok ilginç. Bakın iki ön tarafta var. İki yukarıda var hemen. Altı veya işte sekiz gözlü olanlar dahi varmış. Yani böyle bir durum var. Ve ağızların hemen yanında iki tane de yine arkadaşlar şöyle gösterebilirim ben size. Ağızların hemen yanında. İki tane de ön ayakları var ve bunlarla avını yakalayıp yiyebiliyor. Böyle bir durum var. Bacaklarının kıllı ve dikenli bir yapısı var ve üstünde yüzlerce, binlerce kıl mevcut. Zehirli bir örümcek ama insanlara zehrinin çok da fazla etkisi olmuyormuş. Böyle okudum. Bunu bilgi olarak verebilirim. Ve 2,5 santimden fazla bir uzunluğu var ayaklarının ve gövdesinin. En büyükleri de zaten bu kadar oluyormuş. Bunu da sizlere antiparantez söyleyebilirim. Ve arkadaşlar acımasız bir örümcek türüymüş. Avlarını gerçekten çok seri bir şekilde takip edip bakın şu hemen görmüş olduğunuz gözlerinin altındaki bir şey var. Hafif. Onun altında kıvrık dişleri var iki tane. Ve bunu geçirmek suretiyle bakın ilginç çıkma girişimlerinde bulunuyor kavanoza. Tabii ki bir durum var. Şöyle gösterebilirim. Seri aktif bir örümcek. Arkadaşlar. Tabii ki bilmediğimiz hayvanları elimize alıp inceleyemeyiz. Yani sokabilir, ısırabilir. Bunlar böyle göründüğüne bakmayın. Çok aktifleşebiliyor ve çok hızlı hareket edebiliyor ama çok da saldırgan bir örümcek değil esasında. Öyle olduğu söyleniyor. Yani insanlara karşı bunu da bu şekilde belirtmekte fayda var. Birazcık da şöyle yukarıdan sırt yapısını inceleyelim. Bacak yapısına falan bakalım. İşte görmüş olduğunuz gibi kurt örümceğini sizlere tanıtıyorum. Ve tanıtmaya devam ediyorum. Aynı bu şekilde bir örümcek. Devasa boyutları var. Esasında bacaklarını falan açtığı zaman şöyle daha net olarak görebileceğiz arkadaşlar. Esasında diş yapısını sizlere göstermek isterdim ya. Bakın arkadaşlar şöyle gösterebiliriz. Belki. Evet. Tabii ki bunu incelememiz bittikten sonra doğaya geri serbest bırakacağız. Kendi yaşam alanına ve avlanma bölgelerine geri dönecek. Bunu bu şekilde söylemekte fayda görüyorum. Her zaman yaptığımız gibi doğaya saygılı insanlarız. Doğada yaşayan hayvanlara saygılı insanlarız. Bunların hiçbir şekilde ölümünü istemeyiz. Ölümü bizim elimizden olmaz. Doğal yollarla ya kendi türünden ya da başka türden doğal düşmanlarıyla olur ya da avlanırken olur ya da av bulamayıp açlıktan. Bunları bu şekilde söyleyebilirim.
Ama bu işte gerçekten doğaya faydalı bir canlı ve doğada avlanıyor, besleniyor. Sizlere bunu yakın olarak tanıtmak istedim. Yukarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan göz yapısı, ağız yapısını pek göremediniz ama dişlerini ben gördüm. Hemen o çenesinin altında iki tane kıvrık şöyle aşağıya doğru iki kıvrık dişi var. Onu da bu şekilde belirtelim. Çok daha profesyonel böcek inceleyen böcek uzmanları bununla ilgili çok daha net buldukları takdirde. Bakın şöyle bir esasında dişine yoğunlaşalım. İşte şu gördüğünüz bölüm var ya bakın. Hemen odakladığım yer gözlerinin altındaki. Çene gibi iki tane. O kıvırık dişlerini oluşturuyor arkadaşlar. O içeri doğru yani çenesine doğru çekilir şu anda. Ve iki tane kıvırık dişi var. Bunlarla yakalayıp ısırıyor, zehirliyor. Ve koşarak yakalıyor ağını. Pek ağ örmezlermiş bu konuda. Bu bilgiye de sahip oldum. İncelemem hemen hemen bu kadar. Yani bu canlıyı da doğal ortamına bırakacağım birazdan. Tanıyın istedim, bilin istedim. Bahçede, bağda, evde, arazide karşınıza çıktığı zaman kurt örümceği nasıl bir şey? İşte böyle bir şey. İri bir örümcek. İriliğini şöyle parmağımı şöyle koyarak da görebilirsiniz esasında. Bakın. Esasında böyle bir durum var arkadaşlar. Yani görüntülerim hemen hemen bu kadar. Tabii ben bunu test maksadıyla eve alıp götüremeyeceğim için. Yoksa birçok hayvan buluyorum ve defalarca bunları inceleyebilirim. Doğal beslenmelerini falan işte ölmek üzere olan sinek, sivrisinek veya bilumum böcekleri atarak veya bunlara yuva bazında yerler hazırlayarak ama tabii ben bu işi profesyonelce ve o şekilde yapmıyorum. Bunu yapan insanlar var. Benim esas kategorim otomobiller ve köpekler. Ama arada tabii bu tür canlılara da yer veriyoruz. Sizi bilgilendiriyoruz, sizleri bilgilendiriyoruz. Hepinize hayırlı, güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın dileklerimle birlikte.